Hepinize merhaba. Yine ben ve bu videoda ependimal hücrelerden bahsedeceğim. Ama öncelikle beyin ve omuriliğin temsili bir resmini çizmem gerekiyor. Şu büyük daire beyin olsun. Hemen altındaki uzun çıkıntı da omurilik. Beyin ve omurilikte içleri sıvıyla dolu boşluklar mevcuttur. Ve bu boşluklar aynı zamanda birbiriyle bağlantılıdır. Omuriliğe de şöyle ince bir kanal aracılığıyla bağlıdırlar. Sakın çizimin basitliğine takılmayın. Sonuçta dediğim gibi bu temsili bir çizim. Zaten sonraki videolarda da daha ayrıntılı göreceğiz. Beyin ve omurilikteki bu boşlukları dolduran sıvının adı serebrospinal sıvı. Yani beyin omurilik sıvısı ya da kısa adıyla BOS. İşte bu boşlukların iç yüzeyi de ependim adlı bir zarla kaplı. Bu zarı oluşturan şey ise ependimal hücreler. Ependim, Yunanca kökenli bir kelime ve örtü anlamına geliyor. Ependimal hücreler, merkezi sinir sistemindeki glial hücrelerdir. Ve glial hücrelerin çıkış noktası ise nöral kök hücrelerdir. Ependimal hücrelere daha yakından baktığımızda basit, kübik, epitel bir yapıyla karşılaşıyoruz. Basit çünkü tek katmandan oluşan bir yapıya sahip. Kübik çünkü yan yana dizilmiş minik küpleri andırıyor. Ve son olarak epitelin anlamı da şu. Bu hücreler buradaki boşlukların iç yüzeyini kaplayan bir zar dokusu oluşturuyor. Şimdi diyelim ki bu taraf beyin omurilik sıvısına bakan taraf olsun. Bunun için kısaca beyin omurilik sıvısının baş harflerini yazıyorum buraya. BOS. Evet, bu tarafta merkezi sinir sistemindeki interstisyel sıvıyla yani beyindeki ve omurilikteki hücrelerin arasındaki sıvıyla muhatap olan taraf olsun. Buna da kısaca İS yazayım. Ependimal hücrelerin beyin omurilik sıvısına bakan tarafında hücrelerin yüzey alanını genişleten mikrovillus adında çok sayıda minik çıkıntı bulunuyor. Bu çıkıntılardan bazıları ise diğerlerine göre çok daha uzun. Beyin omurilik sıvısının hareket etmesini sağlayan kamçı benzeri bu uzun ve hareketli yapılara da sil deniyor. Ependimal hücrelerin temel işlevlerinden biri, beyin omurilik sıvısı ile interstisyel sıvı arasında bariyer oluşturmak. Bu bariyer, hücrelerin ve büyük moleküllerin sıvıyla dolu boşluklarla interstisyel sıvının temas ettiği dokular arasındaki hareketini bir ölçüde sınırlandırıyor. Yine de ependimal hücrelerin oluşturduğu bu bariyer, merkezi sinir sistemindeki kılcal damarların ve astrosit terminal butonlarının oluşturduğu kan-beyin bariyerine kıyasla çok daha geçirgen yapıda. Aslında bu geçirgenlik tıbbi açıdan da zaman zaman avantaj sağlıyor. Mesela bu sayede gerektiğinde beyin omurilik sıvısından örnek alıp laboratuvara gönderebiliyoruz. Ve beyin omurilik sıvısını incelediğimizde de beyin omurilik dokusunda olup bitenler hakkında oldukça ayrıntılı bilgiler edinebiliyoruz. Ependimal hücrelerin bir diğer temel işlevinden daha bahsedelim. Bu hücreler aynı zamanda beyin omurilik sıvısının salgılanmasında da rol oynuyor. Bunu da yazalım. BOS'nin salgılanması. Bir takım özel ependimal hücreler ve kılcal damarlar beyindeki bu boşlukların bazılarında minik öbekler oluşturuyor. Boşlukları dolduran beyin omurilik sıvısı da işte tam bu bölgeler tarafından salgılanıyor. Yani kılcal damarlar ve ependimal hücreler bu bölgelerde birbirlerine oldukça yakınlar. Ve işte bu bölgede öbeklerden beyin omurilik sıvısı salgılanıp ependimal hücrelerin oluşturduğu geçirgen bariyeri aşarak boşluklara yayılıyor. Evet, bu da bitti.